İş Sanat sunar. Kahverengi yol panoları. İş Sanat'ın katkılarıyla hazırlanan podcast serisi Kahverengi Yol Panoları, Türkiye'nin kültürel zenginliğinin izini sürmek için yola çıktı. Ören yerlerinden müzelere, anıt yapılardan sanat eserlerine, kahverengi yol panolarıyla işaretlenen değerlerimizle ilgili yapacağımız yayınlarda bilim ve kültür dünyasından isimlerle söyleşiyoruz. Ben Emrah Kolukısa ve bugünkü konuğumuz araştırmacı, yazar ve mühendis Yaşar Yılmaz. Kahverengi Yol Panoları başlıyor. Kahverengi Yol Panoları'nda bugün konuğumuz araştırmacı ve mühendis Yaşar Yılmaz. Hocam, her şeyden önce çok teşekkür ediyorum katıldığınız için Kahverengi Yol Panoları'na. Hoş geldiniz. Estağfurullah. Hocam, sizinle Anadolu Antik Tiyatroları üzerine söyleşmek istiyorum. Çünkü bundan bir süre önce sizin yazdığınız bir araştırma, Anadolu Antik Tiyatroları başlığı altında, YEM yayınevi, Yapı Endüstri Merkezi yayınevi tarafından basılmıştı. Umarım yeni baskısı da yapılacak yakında. 115 Antik Kent, 119 Tiyatro başlıklı bir çalışma. Elbette biz Kahverengi Yol Panoları olarak hem arkeolojiyle hem sanat tarihiyle çok yakından ilgiliyiz. Tabii ki Anadolu'daki bu antik tiyatrolarla fena halde ilgiliyiz, takdir edersiniz. Hocam, şöyle başlamak istiyorum söyleşimize. 115 antik kent ve 119 tiyatro, bunların hepsini gezdiniz. Ne kadar sürdü her şeyden önce? Benim bu gezim yaklaşık 2 yıl sürdü. 1,5 senede arazideki yaptığım ölçüm ve çalışmalarımın üzerinde, ofiste çalıştım, üzerinde düşündüm. Sebebi şuydu: günümüze kadar Roma dönemi ve ondan önceki dönemde, erken dönem dediğimiz dönemde yapılmış tiyatrolarla ilgili akustik, açık havada sesin kontrolü konusunda herhangi bir sağlıklı bilgi yoktu. Yalnız Vitruvius, Palio Vitruvius, milattan önce 25 civarında mimarlık üzerine 10 kitap diye yazdığı kitap var. Bu kitap mühendis ve mimarlar için bugün de çok yararlı bir kitap. Onda kısa bir bölüm var ama bu bölüm Roma dönemi değil de ondan önceki dönemdeki tiyatroların orta yolun hemen arkasındaki duvarın içine gömülmüş farklı tınılar veren bronz küreleri bize anlatmaya çalışıyor ve ilk çağdaki ses, müzik konusunda yol gösteriyordu. Ama Roma döneminde, yani benim araştırmasını yaptığım günümüze ulaşmış tiyatrolarda böyle bir bronz küreye rastlamıyoruz. Öyleyse Roma mühendisleri bunun yerine ne koydular? Nasıl sesi en üst sıraya, berrak bir şekilde sahneden çıkan sesi ulaştırdılar? Örneğin Efes Antik Tiyatrosu'nu birçok arkadaşımız gezmiştir. Merak edip onun en üst sırasına, 67-68. Sırasına çıkıp sahneye doğru baktığınız zaman oradaki insan böyle artık daha küçülmüş görünür. O kadar ki uzak ve sesin, sahnedeki çıkan bir sesin doğal yolla, elektronik herhangi bir yükseltici olmaksızın en üst sıraya ulaşmasının ne kadar teknik bilgi gerektirdiğini ilk çağda anlamış oluyoruz.
nelere bağlı o sesin gelmesi konusunda. Şimdi ben tiyatroları hepsini gezip orkestradan yukarı doğru çıkan bir eğimle dizilmiş sıraları inceleyerek onların eğimlerini ölçtüm tek tek tiyatroların ve hepsinin yaklaşık 30 derecede yapıldığını anladım. Ben bu mühendislik merakımı gidermek için dünyada nerelerde bu konuda kaynak var diye onu da araştırdım. Doğru dürüst antik çağın akustiğiyle ilgili, yani tiyatrolardaki bu ses düzeniyle ilgili bir bilgi bulamadım. Oğlum o yıllarda Oxford'da master öğrencisiydi. O bana Bodleian Kütüphanesi var Oxford'da, bilirsiniz. Hatırladığım kadarıyla 13-14 milyon kitap var. Burada iki sayfalık Vitruvius'un bronz küreleriyle ilgili nasıl olabilir diye onu çözümlemeye çalışan Amerikalı bir mimarın iki küsur sayfalık bir çalışmasından başka bir şey bulamadı. Kaldı ki bu konuda günümüze bir şey ulaşmamıştı. Çok ilginç gerçekten. Yani siz aslında benim anladığım kadarıyla, zaten kitapta da bunu açıkça görüyoruz, bir mühendis bakış açısını getirerek burada aslında mimarinin gelişimi, efendim mühendisliğin gelişimi, bu konularla da ilgili çok önemli ipuçları sunuyorsunuz bize. Ayrıca ben kitabınıza baktığımda şunu gördüm. Örneğin bölge bölge incelemişsiniz. İşte Kariye bölgesi, İyonya bölgesi, Likya bölgesi, Lidya, böyle 17 yanılmıyorsam bölgeye ayırmışsınız. Ve bunların hepsinin tek tek işte antik kentler, oradaki tiyatrolarla ilgili bilgiler halinde vermişsiniz. İki şeyi merak ediyorum. Birincisi, neden acaba bazı batılı kaynaklar mesela Helenizm öncesi tiyatroyu pek şey saymıyorlar, geçerli saymıyorlar? Bunu anlamaya çalışıyorum. Bir de sizin hiç gezmediğiniz ya da bakmadığınız, incelemediğiniz tiyatro kaldı mı Anadolu'da? Ve bu mesela ilk tiyatronun hangisi olduğunu biliyor muyuz? Bu gibi bilgiler de var mı sizde? Şöyle diyelim son sorunuzdan. En eski tiyatro tamamı yamaca yaslanmış tiyatrodur. Örneğin Halikarnas Tiyatrosu, örneğin Piriyene Tiyatrosu gibi Anadolu'daki eski tiyatrolar, bunlar en eskileridir. Şimdi tiyatroları ben bu araştırmayı yapıncaya kadar Helenistik Roma diye ikiye ayırıyorlardı. Ben bunu şöyle açıkladım. Arkeologlar tiyatroları tarihlendirmeye gayret ederken en eski tiyatroyu günümüze ulaşmış taştan, mermerden yapılmış tiyatroları götürüyorlar, milattan önce 4. yüzyılda dayandırıyorlar. Bu da Helenistik döneme denk geldiği için şöyle algılanmış. Ha, demek ki tiyatrolar Helenistik dönemde bulunmuş bir seyirlik yapılarıdır. Ben bunu şöyle düşündüm. Bu istesem de olamaz Helenistik dönemde. Evet, arkeologlar günümüze ulaşmış tiyatroyu bakınca milattan önce 4. yüzyıl diyor, ama örneğin şu soruya cevap versinler. Bir, neden en eski tiyatro 30 derece eğimle? 30 derecelik eğim zeminin kaymaması için yüzlerce yıllık bir deneyimi gerektirir. İzmir Karaburun'daki Eritrea Tiyatrosu'ndan Kapadokya Komanası'nda doğuda, ki Komana Tiyatrosu'nda da 30 derece. Cep telefonu yok ki, bak ben usta, tiyatroyu 30 derece ayarladım, kaymıyor desin. Yani bu ustalık kültürü birinden komşuya oradan oraya gitmesi yüzlerce yıl alıyor. Bunların değişmesi geçmişte.
Demek ki tiyatrolar milattan önce 4. yüzyılda köle emeğinin ve köle ticaretinin yaygınlaşması, ikincisi taşı terbiye eden üretim araçlarının yontma, taşıma gibi üretim araçlarının ve inşaat tekniklerinin bu dönemde artık gelişmesiyle ahşap sıralar, ki bunlar açık havada olduğu için birkaç yılda kar altında, yağmurda, güneşte çabuk çürüyordu. Bunların yerine kalıcı sıralara geçildi. Onlar da günümüze ulaştı. Milattan önce 4. yüzyıl. Ama bu Helenlerin tiyatro bulduğu ya da Helenistik döneme ait olduğu anlamına gelmez. Diğer sorunuz şu, ben incelemediğim tiyatrolar var. Örneğin İstanbul'daki Konstantinopolis tiyatroları 3 tane olduğunu biliyoruz. Yaklaşık biri Sarayburnu'nda, biri bugün Kapalı Çarşı'nın hemen arka tarafındaki bayırda. Kaba yerlerini biliyoruz ama ortada yok. Bunu incelememiz mümkün değil. İkincisi, örnek olarak Amasya, Strabon, yurttaşımız, coğrafyacı Strabon'un memleketi. Amasya'daki tiyatro, oralı arkadaşlarımın anlattığına göre 1960'lı yıllara kadar sıralar, sıra başındaki aslan pençeleri, hemen o süsleme için, bunlar duruyormuş. Biz çocukken içinde oynuyorduk diyor. Sonradan bir belediye başkanı kim yapmışsa onu dozerle yok etmişler. Yerine bir enstitü mü, bir okul mu, bir şey yapmışlar. Örneğin bazı gezginlerin haritalarında yerini bulabiliyorum. Antakya. Antakya'daki tiyatro Habib Neçar Dağı'na yaslanmış. Bugün o bir yol var. Hemen onun sol tarafında. Yerini kabaca tespit ettim ama üzerinde gece kondular var, başka şeyler olmuş. Yok. Bunun gibi tiyatroları göz önüne alırsak yaklaşık bizde 150 civarında tiyatro var. Fakat bir de şunu merak ediyorum hocam, sizin kitabınızda buna ilişkin de bir başlık olduğunu görmüştüm. Diyorsunuz ki kitle eğitim aracı olarak tiyatro. Siz araştırmalarınızda buna dair nasıl bulgular elde ettiniz? Şöyle diyelim, örneğin size fikrimi açıklamak için örnek vereyim. Fethiye'nin yukarısında, Fethiye'den çıkın Antalya'ya gidiyormuş gibi o sıra dağı aşın. Elmalı sapağına sapın. Oradan birkaç kilometre gittikten sonra İncaliler diye hatırlıyorum bir köy var. Oraya kadar araçla gidersiniz. Ondan sonra yaklaşık bir 45 dakika, bir saat biraz ileri gidince dağa tırmanmanız gerekir. Bu tırmandığınız dağa ulaştığınızda O Ne Anda diye bir antik kentin tiyatrosunu orada görürsünüz. Ben şöyle düşündüm. Antik çağda bugün ben bir motorlu araçla o tiyatronun alttaki vadiye kadar gidiyorum konfor içinde. Ama Termessos'tan, yani bugünkü Fethiye'den, limandan çıkan bir insan bu antik kente ulaşabilmesi çok zor. Nerce atla, eşekle bu adamların gitmesi lazım buraya. Şimdi hangi profesyonel tiyatro sanatçıları oyunu andıya gider de orada gösteri yapar? Demek ki bizim bugün şartlandığımız bir şey var. Tiyatro deyince hep son dönemini hatırlıyoruz. Yani Roma dönemindeki tiyatro ya da Atina'da, İsparta'da filan. Niye Atina, İsparta'da? Çünkü Atina ve İsparta'da
çok tiyatro yazarları çıkmış. Ve bu insanların günümüze ulaşmış eserleri var. Euripides başta olmak üzere çok yazarlar var. Konuları ele almışlar. Ve maskeler takarak bu insanların kentlere gidip o eserleri oynadığını farz edelim. Bu ne için? Kitlelere işe öğretmek için. Diyelim Oedipus'u oynayacaksınız ya da Elektra'yı oynayacaksınız. Bir kız çocuğunun babaya düşkünlüğünü ya da oğlan çocuğunun anneye düşkünlüğü konularını işlerken tiyatroyu izleyenleri aydınlatmaya murad ediyorsunuz. Ama bu profesyonel ekipler oyunu andaya gelmesi çok zor. Ben şöyle düşündüm. Tiyatro, evet, büyük kentlerde ve son dönemde profesyonel oyuncular, daha sonra da gladyatör dövüşleriyle eğlence, para kazanan bir yer haline gelmiş bu mekanlar. Ama aslı bunun nedir? Neden oyunu anda da tiyatro var? Neden? Bu adamlar tragedya, komedya düşkünü olduğu için mi? Böyle bir kültürü mümkün değil. Çünkü halkın %1'i ancak okuma yazma biliyor. O da yöneticiler ve çocukları eğitim alıyor. Diğerleri ya hayvancılık ya tarımla uğraşıyor. Bu insanları o kentin yöneticisinin eğitmesi lazım. Eğitim nasıl olur okuma yazma bilmeyen insana görsel ve işitsel yolla olur. Bu da bir gösteriyle olur tiyatroda. Yani bugünkü yazılı ve görsel basın, televizyon, gazete gibi bu modern iletişim araçlarının kitlelerdeki yaptığı etkiyi bir nevi topluca tiyatroda bunu yapabiliyorlardı. Kitleleri eğitim aracı olarak tiyatro. Sonra bu profesyonelleşti, amenna, ve tragedya ve komediler geldi. Çok güzel. Evet, gerçekten dediğiniz bu iletişim aracı olarak tiyatro mümkün. Peki hocam, son olarak şunu da soralım. Sanıyorum bu kitap yeniden basılacak. Bu yeni baskı evet. için herhangi bir yeni ekleme, bir ön söz, böyle bir şey de hazırladınız mı? Şöyle yaptım. Birincisi, örneğin Rodyapolis. Ben çalışmamı yaptığım dönemde bu tiyatro henüz açılmamıştı. Örneğin İzmir Tiyatrosu, Smirna Tiyatrosu bugün kısmen açıldı. Sıraları sahne binası ortaya çıktı. Örneğin Eromos Tiyatrosu benim yaptığım çalışmaya göre arkeologlar artık biraz daha açtılar. Bunun gibi yeni açılan tiyatroların fotoğraflarını çektim ve bunlarla değiştirdim. İkincisi, gerek bronz küreler gerekse tiyatrolardaki akustik ve sahne binalarının olması gereken minimum yüksekliği. Bu sesin yankımasına çok etki ediyor. Ben birinci baskıda bunu orkestra çapının 1.67'sinden küçük olursa sahne binası sesi gereği gibi yansıtamaz. Minimum 1.67'si, affedersiniz, 0.67'si kadar olmalı. Ondan yüksek olmalı. Tabii yükseklik de kentin ekonomik gücüne, maliyete bağlı. Onu yapan mühendislerin yapacağı maliyete bağlı. O onun için ona, ama 0.67'den küçük olursa sesi gereği gibi yansıtamaz. Sesin yansıması sadece bronz küre, daha sonra sırtlıklı koltuk değil, sahne binasının yüksekliği de çok önemli. Bunları biraz daha hesapla açtım. Son şunu söylemek isterim.
Ben ilk bu işe başladığımda o durumda bir konsere davetliydim. O konserde birkaç tane konulmuş 2 metre civarındaki hoparlörler o kadar kulağımı tırmaladı ki o güzelim müzik yerine 2 saat sonra bir işkence çektim ve yanımdaki ODTÜ'den ayrılmış mimarlıktan bir öğretim üyesi arkadaşıma dedim ki ya ilk çağ mühendisleri böyle hoparlörsüz bu sesi yansıtıyordu. Ne dersin? Ne kayboldu? Sonra bu sorunun cevabını bulamadığım için o dönemin müze müdürü Oğuz Bey'e sonra başka bilim adamlarına, üniversitelere sordum ve bir türlü bir yanıt alamadım. Sonunda bir arkadaşım dedi ki ya ele soruyorsun. Niye dedi sen araştırmıyorsun bu işi? Ben de Doğu toplumunda yetişmiş bir insan olduğum için ne de olsa etkilenmişim ki yani başımdan savmak hani biz başımız sıkıştı mı Allah bilir deriz ya böylece kurtuluruz araştırma yerine havale ederiz. Onun gibi dedim ki ya bunu arkeologlar bilir ben ne bileceğim dedim. O da bana dedi ki aşk olsun dedi. Ya arkeolojinin tarihi şurada 150 yıllık bilemedin 160 yıllık. Bu tiyatrolar yapıldığında bunları mühendisler, ustalar yaptı dedi. Ne diyorsun sen? Asıl senin ilgilenmen lazım dedi. Ve beni doğru yönlendirmiş o arkadaşım. Sağ olsun doğru, haklı. Bunlarla bizler ve bizden sonrakiler ilgilenmesi lazım. Anadolu ne Yunanistan'da ne Fransa'da ne Avrupa'da. Ki kentlerden çok fazla antik tiyatroya sahip ve bu mühendislik yapıları neden Anadolu'da erken dönemde çıkmış ve Ege'nin öte tarafında daha sonra gelişmeye başlamış? Sebebi hemen söyleyeyim. Bir, Güney ve Batı Anadolu'daki liman kentlerimizde Güney'de Mısır fiziği ve matematik bilgisi, Doğu Akdeniz'den Sümer matematik bilgisi, Tir ve Sidon limanı yoluyla, ticaret yoluyla. 2, karayoluyla arkamızda Louis ve Hitit mühendisliği ki bunlar imparatorluk kuracak kadar askeri ve fiziki yani 10 bin kişiyi 3 saat içinde Fırat Nehri'ni geçireceksiniz. Bir köprü kuruyordu mühendisleriniz. Değil mi? Öyle değilse imparatorluk olamazsınız. Bu gücünüz yoksa. İmparatorluk sadece askeri değil, mühendislik kültürüyle de paraleldir. Onun için demek ki karadan Anadolu'nun yerli fizik, matematik bilgileri, anti tiyatrolar için Ege Denizi'nden de diğer gelişmiş toplulukların kültürleri bir senteze ulaştı liman kentlerimizde ve erken dönemde tiyatrolar doğdu. Bugün karnını gökyüzüne doğru açmış 20 bin kişilik Efes tiyatrosundan tutun da 3 ağızdaki Simena 220 kişilik küçücük Simena tiyatrosuna kadar Anadolu'da muazzam tiyatrolarımız var. Ve bu tiyatroların içinde de öyleler var ki dünyada eşi benzeri yok. Doğaya saygılı. Örneğin Milyas Tiyatrosu Burdur civarında ve Altın Yayla civarında 2 tane Balbura Tiyatrosu içinde kaya var. Yani bir apartman büyüklüğünde kaya var. O tiyatronun sırası diyelim 7-8 sıra orkestra kenarında geliyor. Kayaya rastladığı yerde atlıyor, devam ediyor. Kaya V gibi izleyici koyanın içine girmiş. Ben bunu
İtalyan araştırmalarında bitmemiş tiyatrolar diye okumuştum. Bir proflar yazmışlar böyle Batı Anadolu tiyatrosu yorumunda. Sonra bunu kabul etmedim. Hayır, bu yanlış dedim. Bu tiyatroyu yapan ustalar, mühendisler bu kayayı görmemiş miydi? Sonradan mı bu kaya bitti? Niye buna göre başladı? Bodrum Müze Müdürü'nü ilk ziyarete gittiğimde bir iş için burada çalışma masası var. Yanında bir metre yüksekliğinde koca bir doğal kaya duruyor orada. Çalışma ofisinin içinde. İşte bu doğaya saygı ve birlikte yaşama kültürü bizim Anadolu'da, dünyada hiçbir yerde olmayan bu tiyatrolarımızda vardır. Ve çok değişik, çok farklı tiyatrolarımız var ve çok zengin, incelemeye değer. Çok teşekkür ediyorum Yaşar Bey, programımıza katıldınız, bizi bilgilendirdiniz. İnşallah ilk fırsatta kitabınız da çıktığında onu da alıp yeni baskısını inceleyeceğim. Bir kez daha teşekkür ediyorum Kahverengi Yol Panolarına katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum. Kahverengi Yol Panolarında bugün araştırmacı, yazar ve mühendis Yaşar Yılmaz'la söyleştik. Vakit ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Sanat'ın katkılarıyla yayımlanan Kahverengi Yol Panolarının bir sonraki durağında buluşuncaya dek hoşça kalın. İş Sanat sundu. Kahverengi Yol Panoları.